Evet arkadaşlar, Tinkercad'de de yaptığımız gibi ilk devrimiz olan Blink devresini sizlerle gerçekleştireceğiz. Blink devresini yapmadan önce bir güç vereceğiz, bakalım LED'imiz yanıyor mu, bunu kontrol edeceğiz. Daha sonrasında yazdığımız kodlar ile Blink devremizi de tamamlamış olacağız. Şimdi Blink devremiz için gerekli malzemeler ilki biliyorsunuz Arduino Uno kartını kullanıyorduk. Daha sonrasında küçük bir breadboard kullanıyorum. Diğer projelerde büyük breadboard da kullanmış olacağım. Bir kırmızı LED'imiz var. Siz farklı LED'lerde, farklı renkler LED'lerde de deneyebilirsiniz. Bir de Tinkercad'de de yine bahsetmiştik biliyorsunuz 330 ohmluk turuncu turuncu kahverengi bir direncimiz var. Bu direncin yanında da iki tane de jumper kablo kullanacağız. İlk önce siyah jumper kabloyla biz GND'den gelen kablomuzu, jumper kablomuzu breadboard'un herhangi bir yerine takalım. Devremizin yazdığımız kod ile 2 saniye yanıp 2 saniye söndüğünü kolaylıkla görebiliyoruz. Bu şekilde ilk devremizi de oluşturmuş bulunmaktayız. Kablolarımızı lehimleyerek kalıcı hale getirip daha sonrasında motor sürücümüzde sağ ve sol kısmından bu kabloları ulaştırmamız gerekecek. Lehimleme işlemi yaparken bir lehim makinesi kullanacağız. Lehim makinesinde sizlere tavsiyem şu an kullanmakta olduğum lehim makinesinin Havya'nın 60 watt olduğunu söyleyebilirim. En az 40 watt olmasını tavsiye edebilirim. Şimdi havyamızda önemli kurallarımızdan bir tanesi havyamızı değdirdiğimiz yerde oynatmamak. Şimdi elimize bir adet lehim teli alıyoruz. Burada havyamız yeterli ısıya geldikten sonra bakın şöyle test edebiliriz. Evet, kolaylıkla eriyecektir lehim telimiz. Yeterli ısıya geldikten sonra yapmamız gereken şey havyamızı ısıtmak istediğimiz yani kablomuzu değdirmek istediğimiz yere önce kablolarımızı şöyle bir takalım. Montajımız tamamlandı. Şimdi bu montajın yapmış olduğumuz dizaynın bir farklısını da diğer robotumuza gösterelim. Yine burada ise bakın çift pil yuvamız var. Yine Bluetooth bağlantımız, Arduino'muz, burada sakladığımız motor sürücümüz ise aşağıda yer almakta. Şimdi bunun mobil uygulamasını ve yazılımını yazarak cihazımızı uzaktan kontrollü bir robot haline getirebiliriz.